maçla açtık. Keyifli bir başlangıç oldu bizim için bu hafta. Evet, Ankara Demirspor lideri devirdi kendi evinde. Çok büyük iş. Tebrik ediyoruz. Evet, biz de tebrik ediyoruz. Yayınlarımızı YouTube ve Facebook üzerinden izleyebilirsiniz. Kanalımıza YouTube üzerinden abone olmayı unutmayın. Bu hatırlatmayı da yapalım. Aynı zamanda Class Sport TV olarak her pazar günü kurumlar arası basketbol ligi CBL Ankara maçlarını canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Pazar günü kurumlar arası basketbol ligi heyecanını kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Yine YouTube ve Facebook üzerinden seyredebilirsiniz maçları. Diyelim, programımıza başlayalım. İlk olarak tüm Ankara takımlarıyla, biliyorsun Gökalp abi, röportajlar gerçekleştiriyoruz. Evet. Ne yazık ki bir Keçiören Gücü'yle bir türlü yapamadık. Evet. Keçiören Gücü'ne iki kere müracaat ettik. Hani biz gelelim, işte Hacettepe'de yaptık, Ankara Demir'de yaptık, Osmanlıspor'da yaptık, sizde de yapalım hani diye. Önce milli maç arasında daha uygun olur dendi takımın hani maç programı dikkate alınarak. Biz milli maç arasında bu talebimizi tekrarladık. Bu kez de işte lig ve kupa ile ilgili takvim biraz yoğun. İşte erteleyelim dendi. Tabii hani bizim boynumuz kıldanınca bizim amacımız Ankara takımlarını Ankara halkıyla buluşturmak. Bununla ilgili olarak biz elimizden gelen çabayı gösterelim. Kulüplerimizin de bu konuda biraz emek vermesi gerekiyor. Kendi zamanlamalarını ayarladıkları zaman işte, yani döneceklerdir. Hani bizi davet edeceklerdir diye düşünüyorum. Ama hani şu ana kadar başarılı olamadığımız bir durum söz konusu. İnşallah, diğer tüm takımlarla yapmamıza rağmen inşallah bu hafta işte Çankaya'yı da ekleyerek artık şeyi, sistemi bir noktaya getirmiş olacağız. İşte Keçiören yakın, şey, ulaşımı kolay. Çankaya Gölbaşı'nda onun bir şeyi var, tesisle ilgili şeyi vardı, onu anca çözebildik. İşte onları da ziyaret edeceğiz. İşte Keçiören'i de Aktepe'de çok bilinen, çok hani işte metro ulaşımı, hani gidelim. Sadece Keçiörenlilerin takımı olmasın, Ankara'nın takımı olsun Keçiören Gücü. Başarılarını taşlandıralım, biz de hani bir jestimiz olsun diye düşünüyoruz ama dediğim gibi programı bir türlü uyduramadılar. Kısmetse artık. Kısmet, ilerleyen zamanlarda. Yani ne zaman uygun görürlerse bizi davet ederler, biz de gider işimizi görürüz orada. Evet, Ankara Demirspor 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri gerçekten istikrarlı bir görüntü çizdi. 13 maçta 9 galibiyet aldı. Zaten 3-4 takımın daha üst seviyede ve diğer takımlara oranla daha kalbur üstü olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Hı hı. Ve Ankara Demirspor Tuzla Spor'u, rakiplerinden önemli bir tanesini deplasmanda 1-0 mağlup etti. Hasan Küçük maçın tek golünü kaydeden isim oldu. Hı hı. Mustafa Kuyubaşı kırmızı kartla maçın sonlarında oyun dışında kaldı. Ankara Demirspor bu değerli galibiyetle hem lider oldu hem de birkaç futbolcusunu kaybetti. Bunlardan birisi dediğim gibi Mustafa Kuyubaşı. Kamil İçer, Taner Koç ve Hasan Küçük de sarı kart cezalarından ötürü önümüzdeki hafta forma giyemeyecek diyeyim. Şu yorumla da beraber sana pas diyorum abi. Engin Kocabıyık, merhaba, iyi yayınlar. Ankara Demirspor lig sonuna kadar zirvede kalabilir mi sizce? Engin Bey'e yayını izlediği için teşekkür ediyoruz. Önce şöyle ifade edeyim. Gerçekten çok önemli bir galibiyet. Yani lideri, ikinci olan takımın kendi üzerindeki takımı kendi evinde devirmesi ve liderlikten etmesi, liderlik koltuğuna oturması dünyanın her yerinde önemli bir iştir. Ankara Demirspor'un oyuncularını, hocasını, Bahattin Hoca'yı, teknik ekibini ve yönetimini kutluyorum. Yani kolay bir şey değil. Orada Tuzla Spor'un Ankara Demirspor'u nasıl karşıladığını ya da hangi konsantrasyonla karşıladığını hayal edecek olursak, yani onlar için bu arayı açma maçıydı. Ankara Demirspor'u yenerlerse bir rakiplerinden devre arasına giden süreçte arayı açma maçıydı. Bir de şu var, şampiyonluk yarışında ikili averaj söz konusu olduğunda, evet, kendi evinizdeki mağlubiyetin bedeli ağır olur ileride. Tuzla Spor için söylüyorum bunu. Ankara Demirspor çok büyük bir iş başardı. Çok önemli bir iş başardı. Yani Engin Bey'in sorusuna geleyim. Ankara Demirspor devam edebilir mi? Şimdi Ankara Demirspor'un önünde iki tane çok önemli maç var. Bu eksiklerle, Kamil yok, Taner yok, Hasan Küçük yok ki son haftaların formda ismi, golcü ismi. Mustafa yok. Mustafa yok. Bu şeyle Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacaklar. Kırşehir Belediyespor dördüncü.
Evet, puan durumu ekranlarımızda Kırşehir Belediye 26 puanda, Tuzla Bandırma 27 puanda, Ankara Demir 28 puanda. Şimdi 28 puanlı Ankara Demir Spor bu hafta evinde 26 puanlı Kırşehir Belediye Spor'u ağırlayacak. Tuzla Spor'a Ankara Demir Spor'un yaptığını Kırşehir Belediye Spor bu sefer Ankara Demir Spor'a yapabilir. Tamamen kaos olabilir ligde. Yani o yüzden eksikleri de var. İşte konsantre bir şekilde buradan Kırşehir Belediyespor müsabakasından galibiyetle ayrılmasını bekliyoruz. Bunun arkasından Bandırma Spor deplasmanı var. Bu sefer de lig ikincisine gidiyor. Yani şu 3 maç üst üste çok önemliydi. Evet. Birinci ayağını çok güzel geçtik. Yani Tuzla deplasmanındaki galibiyet bizim için çok önemliydi. Şimdi içeride Kırşehir Belediyespor'u mağlup edebilirsek Ankara Demirspor olarak üçüncü adıma çok rahat çıkacağız. Orada bir beraberlik bile bizim işimizi görecek ondan sonra. Ama işte dediğim gibi Kamil Taner ve Hasan Küçük'ün eksiği, işte Mustafa'nın kırmızı kartı. Forma bekleyen gençler işte bugün için varlar. Yani o Bahattin Hoca hazırlamıştır onları şimdiye kadar. Çoktan hazırlamıştır. Ben herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani çok rahat, hani böyle 5-0'lık maç olmayacak büyük ihtimalle, ama Ankara Demirspor 1. dakikadan 90. dakikaya kadar sahada maçı yöneten taraf. Yani evet, şöyle söyleyeyim, 11 futbolcusu bir hocasıyla 12 kişi oyunu onlar tespit ediyorlar. Hadi atağa çıkalım diyorlar. Atağa çıkıyorlar. Ya yorulduk biraz dinlenelim diyorlar. Rölantiyi alıyorlar. Eğer Kırşehir karşısında da benzer bir şekli devam ettirip deplasmanda Bandırma karşısında da hani bir beraberlikle çıkarsa sezon devre sonunda zaten lider girer. En büyük umudumuz, ben hani bu program başladığından beri, programa katıldığımdan beri hep aynı şeyi söylüyorum. Biz istiyoruz ki Ankara'nın takımları profesyonel liglerde sayıları artsın. Kesinlikle. Gol görüntümüz vardı Gökalp abi. Öyle. Dilersen onu da ekranlarımıza getirelim. Ankara Demirspor'un Tuzla Spor önünde attığı gol. Şimdi şöyle bir durum var. İki takım da çok formda. Evet. Ankara Demirspor son 6 maçın 5'ini kazandı. Bu hafta oynayacağı Kırşehir Belediyespor'da son 5 maçın 4'ünü kazandı. İki formda ekibin mücadelesi olacak. Evet. Bir taraftan bakıyoruz, Ankara Demirspor ligde sadece 9 gol yemiş. Ki ligin en az gol yiyen ikinci takımı. Bu bakımdan da gerçekten çok iyi. Öteki hafta karşılaşacağı Bandırma Spor, yani Kırşehir'den sonraki maç Bandırma Spor'da ligin tek namağlup takımı. Bandırma Spor'un hala mağlubiyeti yok. Çok fazla beraberlikleri var. 6 beraberliği var. Evet. İlginç iki maç ve bu iki maç, evet, şu an gol ekranlarımızda. Yani bu iki hafta Ankara Demir halledebilirse, bir 4 puan bile alırsa bence çok iyi bir ilerleme kaydedecek. Vallahi zaten liderlik yolunda şu anda rakipleriyle oynadığı için böyle bir hatayı kaldırmaz bu lig. Evet, Tuzla Spor defansı. Bu şampiyonluk yarışı böyle bir hatayı kaldırmaz. Böyle yani cezayı keserler size. Ankara Demir Spor da çok yerinde bir hücum presle çok güzel bir galibiyetin golünü attı. Rakipten kurtulmuş. Şimdi birazdan göreceğiz. Aslında pozisyonu incelemek lazım. Alıyor. Şurada sıyrılıyor. Rakibi ekarte ediyor. Ama ayağından topu açınca o da gole sebebiyet veriyor. Şimdi kalecisine dönebilir. Sağ bekine dönebilir. Hadi kendi ekseni etrafında döndü, bir hata. Ayağından açtı, ikinci hata. Evet. O aşamada artık kartın ne olacağına bakmaksızın bir fiziksel engel koyması lazımdı. Üçüncü hata. Üç hata üst üste olunca da karşılığında bir gol yiyerek sağ olsunlar. Tuzla Spor ben hani sevdiğim bir takımdır. Gerektiği anda mağlup olmasını bildiği için bir kere daha sevdim ben. Birçok eski futbolcunun bir araya gelip yönetim kurulunda yer aldığı bir takım. Evet. Yani ben İstanbul takımları ile ilgili fikrimi hep söyledim. Süper Lig'de yeterince İstanbul takımı var, birincilikte yeterince İstanbul. Yani bu stabilizasyondan ben şikayetçi değilim. Olabilir. Hani Kasımpaşa düşsün demiyorum. Ümraniye çıksın da demiyorum. Hani Tuzla da çıkmasın, öbürü de düşmesin. Yani böyle kalabilir. Bence sakıncası yok yani. Ama Ankara takımlarının sayılarının artması lazım. Şu anda da zaten profesyonelliklerde en iyi giden Ankara takımı Ankara Demirspor. Evet. Zaten hani biz de bu galibiyeti şampiyonluk akşamında tekrarlayabilmek umuduyla, bu sevinci
yayınladık. Çok önemli bir galibiyetti. İnşallah şampiyonluk görüntülerini yayınlamak da bize nasip olur. İnşallah diyelim ve tekrardan Ankara Demirspor'u tebrik edelim.